sular bulanmadan durulmaz. Sari hastalıklar bugün bir terör faaliyetine dönüşmüş gibidir. Hemen duyulması iyidir. Tedbir alınmasını temin eder. Kötüdür. Halkı paniğe sevk eder. Terör tesiri yapar. Bugün zararı az olsa bile halkın gözünü öyle korkutmaktadır ki ekonomi başta olmak üzere hemen her sahada büyük tesirler doğurmaktadır. Yaşlı nüfus ağır yük. Harpler, tabii afetler nüfusu kırdığı gibi sari hastalıklar hepsinden fazla nüfusu eritir. Hatta bugün global güçlerin giderek artan ve gençler için bir yük haline alan yaşlı nüfusu yok etmek istediği, onun için hastalıklardan medet umduğu kanaati vardır. Nitekim bu malum hastalık daha çok yaşlıları vurmuştur. Hastalıklar kıtlığa ve pahalılığa yol açmış, nüfusu eritmiş ve göçlere yol açmıştır. Vurduğu yerin sosyal, ekonomik, siyasi bünyesini değiştirmiştir. Harplerin bitmesine hükümet değişikliklerine sebebiyet vermiştir. Tıbbi çalışmalara sürat ve revaç vermiştir. Sarı hastalıklara aşılar bulunmuştur. Çin oyunu. Malum hastalık çok can almadı ama kitle muhabere vasıtaları sebebiyle yaygarası fazla oldu. Zaten maksat bu değil midir? Bazıları bu malum hastalık gibi hastalıkların yeni dünya düzeni için kullanılan bir proje olduğu kanaatindedir. Ben de o kanaat. Sayısı giderek artan ve kapitalist cemiyete yük olarak görülen yaşlılar feda edilecek. Sonra aşısı bulunarak yeni düzenin kurulması safhası başlayacaktır. Kimine göre ticaret hacmi son birkaç yılda birkaç misli büyüyen, öte yandan vatandaşlarına çip takan, onları sosyal puan vererek fişleyen Çin, onun için elverişli bir platodur. Wuhan dünyanın en büyük 500 şirketinin 300'üne ev sahipliği yapıyor. Dünya ekonomisindeki payı %4'ten 15 senede %16'ya çıkan, dünya ekonomisini sorgulayan ve ABD karşısına farklı bir ekonomik modelle dikilen Çin'e haddi bildirilmiş. Kurmak istediği Çin, Rusya, İran, Türkiye ekseni kırılmış olacaktır. Bu, Çinli turistleri Çin'den ithalatı ve global şirketlerin tedarik zincirini kıracaktır ama Çin'i dize getirmek uğruna göze alınacak risklerdir. Kimine göre işin altında global liderliği oynayan Çin vardır. Bu hastalığı iki ay saptamış, rejim muhaliflerinin merkezi bu anı hizaya getirmiş. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi başa dönmüş bir Çin yok mudur ortada? Bir yandan Avrupa'ya, öte yandan Rusya'ya ağır bir darbe vurulmaktadır. Bu senaryoya göre en az Mao kadar güçlü komünist lider Xi Jinping nüfusu dengelemiş, havasını temizlemiş, muhalifleri sindirmiş, krizden güçlenmiş olarak çıkacaktır. Tarih yazan salgın hastalıklar. 16. asırdaki kara ölüm, yani veba salgını bütün Avrupa'nın düzenini değiştirmişti. Köylü nüfusun çoğunun ölümü geride kalan köylere pazarlık gücü kazandırdı. Feodal sistem zayıfladı. Bu da ticaret merkezli ekonomiyi doğurdu. Açık denize çıkmaktan korkan Avrupalılar ilk defa bu hastalıktan sonra Atlas Okyanusu'na açıldılar. Bu keşiflerin başlangıcı oldu. Salgın hastalıklar orduların yapamadığını yapmıştır. Çin'in kuzeyinde 164'te çıkan veba salgını muazzam can kaybına sebep oldu. Halkın %20-40'sı öldü. Geri kalan halk açlık sebebiyle ölülerin cesetlerini yediler. Bu kaos 300 yıl Çin'i idare eden Ming hanedanını yıktı. Kuzeyden gelen haydutlar iktidarı ele geçirdi. Haiti'de 1801'de meydana gelen Saruhumma, Fransız sömürgecilere karşı isyanı doğurdu. İsyanı bastırmaya gelen 50 bin subay, asker, doktor salgından öldü. Ancak 3500'ü kurtulup geri dönebildi. Böylece Fransa sadece Haiti değil, bugün ABD eyaletlerinde olan Louisiana'da dahil Amerika kıtasındaki bütün sömürgelerini kaybetti. 1888'de başlayan sığır vebası Afrika'yı sardı. Kıtlık ve açlık kıtayı mahvetti. Bu da Avrupalıların Afrika'yı sömürgeleştirmesini kolaylaştırdı. Ordu ab kaos. Elvin Toffler'ın 3. dalga kitabında da anlatıldığına göre insanlık 3 safha geçirmiştir. Ziraat cemiyeti su kenarlarında, köylük yerlerde yaşamıştır. Sanayi cemiyeti şehirlere dolmuştur. 3. safha bilgi çağıdır. Artık insanlar taşraya göçecekler. Bir yandan da şehirlerde trafik, hava kirliliği ve gürültü azalacaktır. İnsan hayatında robotların yeri giderek artıyor. Robotik depolar sayesinde el değmeden mal yerleştirme ve sevkiyatı mümkün oluyor. Artık insanlar ofislerde değil, evlerinde çalışacak. Dijital şirketlerin yıldızı iyice parlayacaktır.
bu vesileyle kripto para parlayacaktır. Zira bu hastalık daha çok kağıt paradan yayılıyor. Kripto para bir cihetten bankaları bypass ederek ekonomik faaliyetlerini hızlandıracaktır. Globalleşme klasik bankacılıktan rahatsızdır. Bu çerçevede bu hastalık furyası bazılarınca yeni bir dünya düzeninin provası olarak görülüyor. İster komplo olsun, isterse bazı global güçler vaziyetten vazife çıkarmış olsun, bu hastalığın dünya düzenini esaslı şekilde değiştireceğine şüphe yoktur. Masonların çok sevdiği tabirle, sular bulanmadan durulmaz. Veba olan yere girmeyin. Hazreti Peygamber bir yerde sarı hastalık olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Olmuşsa oradan çıkmayınız buyurmuştur. Bu karantina demektir. Suriye'deyken Hazreti Ömer'e Şam'da taun yani veba olduğu söylendi, hemen geri döndü. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyenlere Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum diye cevap verdi. Nitekim tevekkül, tedbire mani değildir. Mekke'de çocukları sari hastalıktan korumak için badiyedeki kırlık yerlerdeki süt annelere verirlerdi. Eceli gelmeyen ölmez. Hastalık mutlaka bulaşacak diye bir şey de yoktur. Hatta hastaya bakan eğer sağlamsa temizliğe de dikkat ederse antikorlar inkişaf eder aşılama. Hasta olmaz. Olsa bile kolay geçirir. Aksi halde imtihaniye doktorlarının hepsinin ölmesi lazımdı. Hastaların iyileşip de kaçanların hastalanıp öldüğü çok vakidir. Kur'an-ı Kerim'de eski zamanlarda taun, veba bulunan şehirden kaçanların hepsinin yolda öldüğü anlatılır. Bakara suresi 243. ayet. Hadis-i şeriflerde taundan kaçan, harp meydanından kaçan gibidir ve taundan ölen şehit olur buyurulmuştur. Önceki cemiyetlere azap ve ceza olan taun, Müslümanlar için rahmete dönüşmüştür. Bu sebeple Türkler öteden beri karantina usulünü takip ettiler. Dışarıdan gelenler limanlarda veya gümrüklerinde tahaffuzhanede karantinaya alınırdı. Mesela Kız Kulesi karantina yeridir. Eşya ve elbiseler tedbirhane de buhara tabi tutulur. Evler dezenfekte edilirdi. Deniz aşırı mektuplar postanelerde etüvden geçirilirdi. 1831'de karantina nizamnamesi çıkarıldığı için Osmanlılar'da karantina usulünün bu zamanda başladığını zannedenler çoktu. Bu tedbirler sayesinde İstanbul ve Taşra'da salgınlar büyümeden önlenmiştir. Salgında cuma namazı. Eski Müslümanlar temizliğe dikkat ettiği için sari hastalıklar ya az görülmüş ya da az tahribat vermiştir. Yakında Avrupa'da yapılan bir istatistiğe göre heladan sonra el yıkayanların başında Boşnak, Arnavut ve Türkler geliyor ki hepsinin müşterek noktası Müslümanlıktır. İslam dini hem sıhhatin muhafazasına ehemmiyet vermiş hem de tedavi olmayı emretmiştir. Güneş ve ay tutulması, şiddetli rüzgar, gündüz şiddetli karanlık ve gece şiddetli aydınlık olduğu, korku galebe çaldığı ve buna benzer korkunç alametlerden zelzele, yıldırım, kesilmeyen kar, yağmur ve umumi hastalıklar zuhurunda cuma ve cemaatle namazın terkine cevaz vardır. Raddül Muhtar. Her duada taunu vebadan koruması için Allah'a sığınılır. Kureyş suresi salgın gibi korkulu hallerin ilacı olarak görülür. Sabah ve akşam namazlarının son rekatinde rükûdan doğrulunca kunut duaları okunur. Halka salaten tüncine okuması tamim edilirdi. Evliya Çelebi der ki, Beyazıt hamamının zemininde 1000 parçalı dört köşeli bir sütunun şehri vebadan koruduğuna inanılırdı. Hamam yapılırken bu sütunun kırılmasıyla şehir veba salgınlarına uğramıştır. Vebalı cesetler düşman siperlerinde. Sari hastalıklar biyolojik harp vasıtası olarak kullanıldı. Kartacalı Hannibal'in ME-190'da Bergama donanmasının alt etmek için yılan zehri kullandığı biliniyor. Harplerde vebalıların elbiseleri, örtüleri hatta cesetleri düşman tarafına atılır, sular mikropla zehirlenirdi. 1347'de Moğollar Kırım'da Kefe'yi kuşattılar. Cenevizlilerin üzerine vebalı cesetleri mancınık dağıttılar. Dünya nüfusunun dörtte birini yok eden kara ölüm böyle yayıldı. Amerikan yerlerine tatbik edildiğinde tifo, çiçek, tifüs, kızamık gibi hastalıklara hiç mukavemeti olmayan yerlerin hepsi kırıldı. Nüfusun %85'i öldü.